Herkese merhaba, ben Zeynep Bayar. Bilmenizde fayda varın, bugünkü bölümüne hoş geldiniz. AB'den Intel'e uygulanan 376 milyon euroluk para cezası ile podcast serimize başlıyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu, ABD merkezi çip üreticisi Intel'e piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle yeniden para cezası verilmesi kararı alındığını açıkladı. Açıklamada Intel'in Avrupa Birliği antitrust kurallarını ihlal ederek rakiplerini ilgili pazardan dışlamaya yönelik uygulamalarda bulunduğu belirtildi. Öte yandan para cezası kararının Intel'in 2002 ile 2006 yılları arasında bilgisayar üreticileri HP, Acer ve Lenovo'ya rakip firmaların merkezi işlemcilerini piyasaya sürmelerini geciktirmek için yaptığı ödemeler nedeniyle alındığı ifade edildi. Avrupa Birliği Komisyonu 2009'da ABD ile Intel firmasına bilgisayar üreticilerine indirimler uygulayarak piyasada rekabeti engelleyici davranışlar sergilediği gerekçesiyle 1,6 milyar euro ceza kesmişti. Intel bu cezaya karşı hukuki mücadele başlatmıştı. Avrupa Adalet Divanı yapısı içerisinde yer alan AB Genel Mahkemesi ise 2022'de Intel'e 13 yıl öncesinde 1,6 milyar euroluk para cezası uygulayan komisyon kararının iptalini hükmetmişti. Activision Blizzard'ın satın alınmasına ilişkin İngiliz Rekabet Otoritesi'nden yeni bir açıklama geldi. Gelin haberin detaylarına geçelim. İngiliz Rekabet Otoritesi CMA, Microsoft'un oyun firması Activision Blizzard'ı yenilenen anlaşma çerçevesinde satın almasına olumlu baktığını bildirdi. CMA'dan yapılan açıklamada, Microsoft'un daha önce denetim kurumu tarafından ortaya konan endişeleri gidermek amacıyla yeni anlaşmada attığı adımların satışın onaylanarak sonlandırılması için kapı açtığı belirtildi. Açıklamada Microsoft'un yaklaşık 69 milyar dolarlık satın alımına ilişkin bu yeni anlaşma kapsamında Microsoft, Activision'ın sahip olduğu bulut oyun haklarını satın almayacak ve bunun yerine anlaşma tamamlanmadan önce bağımsız üçüncü taraf olan Ubisoft'a satılacak değerlendirilmesi yer aldı. Öte yandan kurumun açıklamasında yeni anlaşmaya ilişkin olarak istişare sürecinin 6 Ekim'e kadar devam edeceği belirtildi. Hatırlanacağı üzere CMA bu yılın Nisan ayında Microsoft'un Activision'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın almasını bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceği yönündeki endişeler nedeniyle engellediğini açıklamıştı. Japonya yeni piller ve yarı iletkenler için vergi indirimi hazırlığında. Japon medyasında yer alan haberde, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın yurt içi yatırımlara yönelik vergi indirimlerini ve ücret artışlarını teşvik edecek önlemleri içeren bir ekonomik teşvik planının hazırlığı içinde olduğu belirtildi. Teşvik paketinin aynı zamanda yarı iletkenler ve piller de dahil olmak üzere temel stratejik alanlardan elde edilen gelirlere yönelik vergi kesintilerini içermesinin beklendiği açıklandı. Tesla'nın insansız robotu Optimus'un son versiyonu ortaya çıktı. Gelin haberin detaylarına geçelim. Tesla Optimus robotu ile ilgili oldukça etkileyici bir güncelleme paylaştı. Sosyal medyada yayınlanan kısa bir videoda Tesla, Optimus'un kendi kendini kalibre etme prosedürleri ve görsel tabanlı bir sistem kullanarak öğeleri sıralama yeteneğini gösterdi. Tesla, insansı robotun nesneleri sorunsuz bir şekilde ayırması ve hatta bazı temel yoga hareketlerini yapmasıyla Optimus'un artık estetik hareketler gerçekleştirebildiğini kanıtladı. Son haberimiz ChatGPT'den geliyor. Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI, ChatGPT'nin artık görebileceğini, duyabileceğini ve konuşabileceğini duyurdu. Açıklamada gelecek 2 hafta içinde ChatGPT'deki ses ve görüntülerin Plus ve Enterprise kullanıcılarına açılacağı, sesin iOS ve Android işletim sisteminde etkinleştirilebileceği, görsellerin ise tüm platformlarda mevcut olacağı kaydedildi. Bugünlük bu kadar. Cuma günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.